Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuzda karşımızdayız. Artık bu videomuzda türevin ne için kullanıldığını göreceğiz. Türevin geometrik yorumunu göreceğiz yani gençler. Adı üzerinde geometrik. Şimdi geometriden bazı konularda, bazı kavramlarda yardım alacağız. Bunlardan biri eğim ve doğru denklemi yazma. Analitik geometride bunları öğrendiyseniz arkadaşlar bu videomuz çok rahat bir şekilde ilerleyecek. Ama daha görmediyseniz bu videoyu izledikten sonra göreceksinizdir. Gördükten sonra o konuları bu videoyu tekrar izlemenizi tavsiye ederim size. Çünkü birbirleriyle bağlantılı yerleri var. Şimdi bakalım ama yine de ne yapacağız arkadaşlar? Bir eğim konusuna, bu doğru denklemi yazma konusuna değineceğiz. Teğetin ve normalin eğimleri bir fx fonksiyonuna fonksiyon üzerindeki bir noktasından çizilen teğetin eğiminin türev olduğunu türev ünitesinin başında öğrenmiştik. Arkadaşlar türev kurallarını görmeden önce türevin aslında ne için kullanıldığını anlatmıştık. Türev teğetin eğimi demekti. Peki eğim ne demek arkadaşlar? Ona bir bakalım. Eğimin birkaç tane tanımı vardı arkadaşlar. En genel tanım y bölü x'tir. Veya y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Şimdi türevle ne alakası var hocam diyecek gibisiniz. Arkadaşlar türevin limitli bir tanımı vardı hatırlarsanız. X x sıfıra giderken fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır. Bana neyi vermesi gerekiyordu? X sıfır noktasındaki türevi. Bakın aslında fx'lerimiz bizim nelerimizdi? Y'lerimiz değil mi? Y'ler farkı bölü dikkat edersem x'ler farkı bana türevi verdi. Ben eğime ne demiştim? Y'ler farkı bölü x'ler farkı demiştim. Buradan yola çıkarak da eğim neye eşitmiş arkadaşlar? Türeve eşitmiş diyoruz. Unutmayın bundan sonra size herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi diyorsa teğetin eğimini silip hemen ne yazmanız gerekiyor? Türev yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim okumaya isterseniz. Aşağıdaki şekilde verilen bir fx fonksiyonu için x0 y0 noktasından geçen teğetin eğiminin mt olarak göstereceğiz. Aynı zamanda bu teğetin x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantına eşit olduğunu analitik geometri dersinden hatırlayalım. Arkadaşlar eğimin en genel tanımı şudur. Bir tane doğru verir. Bu doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yapılan açının tanjantı eğim demektir. Bir problemde okuyorsunuz. Bana dedi ki x ekseni pozitif yönde yapılan açının tanjantı demez. İşte açıyı verir. Mesela dedi ki x eksenini pozitif yönde yaptığı açı 60 derece dedi. Hemen senin aklına ne gelmesi gerekiyor? Eğim gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu analitik geometride ne yaptınız gördünüz. Bana diyor ki yani türev ne demekti? Eğim demekti. Eğim de ne demekti arkadaşlar? Tanjant demekti. Buradan yola çıkarak türevin neye eşit olduğunu görebiliriz. Oradaki açının tanjantına. Arkadaşlar burada x0, y0 noktası teğetin değme noktasıdır. Bakın tam olarak burası. Bu nokta hem teğet üzerindedir hem de bizim bu eğrimizin üzerindedir. İkisini de sağlamak zorundadır bakın. İkisinin de aslında ortak noktasıdır. Söylediğim kelimelere lütfen çok dikkat edin. Teğetin değme noktası hem teğet üzerindeki yani şuradaki doğrunun noktasıdır hem de şu eğrinin noktasıdır arkadaşlar. İkisinin de ortak noktası olmak zorundadır diyoruz. Teğetin eğimi ne demekmiş? Türev demekmiş. Eğer bir soruda teğetin eğimini görürseniz ne yapacaksınız? Hop siliyorsunuz eşittir. Türev yazmanız gerekiyor. Türevi almamız gerekiyor. O nokta çok önemli arkadaşlar. Fx fonksiyonuna x0, y0 noktasında teğet olan doğruyu x0, y0 noktasında dik kesen doğruya fx'in x0, y0 noktasındaki normali denir. Normalin eğimi mn ile teğetin eğimi de mt ile gösterilir arkadaşlar. Bu eğimlerin çarpımı da eksi 1 olmak zorundadır. Yine analitik geometriden hatırlayacağımız üzere. Eğer iki doğru birbirleriyle dik kesişiyor ise eğimlerin çarpımın eksi 1 olması gerekiyor. Burada gözüktüğü gibi teğet ile normal birbirlerine dik olmak zorunda. Bunlar birbirlerine dik ise eğimler çarpımı eksi 1'dir bakın. Eğimlerin çarpımı ne oldu? Eksi 1 oldu. Bunu ne zaman kullanacağız? Bana diyecek ki normalin denklemini yaz. Veya normalin arkadaşlar neyini bul? Eğimini bul.
Ben diyorum ki ben sadece türev alarak teğetin eğimini ya da teğetin denklemini bulabiliyordum. Normale nasıl geçeceğim? İşte şurada gördüğünüz formülle arkadaşlar. Türevini alacağım. Mesela hangi nokta olsun? A noktasındaki türevini aldım. Neyi buldum şu an? Teğetin eğimini buldum. Teğetin eğiminden yola çıkarak ise neyi bulmam gerekiyor? Normalin eğimi. Bunu da bulurken şurada gördüğünüz formülü kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik ilk sorumuza. İlk sorumuza bana diyor ki bu eğri üzerindeki x eşittir eksi bir apsisli noktadan çizilen teğetin ve normalin eğimi kaçtır? Hemen dedim aa teğetin eğimi sorulmuş çizdim. Teğetin eğimi ne demekti? Türev demekti. Hangi noktadaki türevi kastediyor? Eksi bir. O halde arkadaşlar ilk başta türev alacağım. Aldığım türev neyi verecek bana? Teğetin eğimini ve türevde x gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerekiyor. Hadi bakalım ilk başta türev alalım. Türevi nasıl alıyorduk arkadaşlar? X'in üzerindeki sayıyı başa at. Üzerindeki sayıdan 1 çıkart. Artı çarpım durumunda olduğu için 3 aynı an duruyordu. 2'yi başa at. Üstündeki sayıdan 1 çıkart. X'li ifadede arkadaşlar türev başındaki katsayıydı. Yani artı 1. Artı 1'in türevi de 0'dır. Şimdi x gördüğüm üzere ne yazmamız gerekiyor gençler? Eksi 1. Hop. Yazalım bakalım. 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 3 ile 2'nin çarpımı 6'dır. X gördüğüm yere eksi 1 yazacağım gençler. Eksi 1'in karesi artı 1. 3 ile çarparsam 3. Şurası eksi 6 oldu. Artı 1'den cevabım kaça eşittir? Eksi 2 eşittir diyorum. Benim bulduğum bu sayı teğetin eğimidir arkadaşlar. Diğer soruda normalin eğimi. Normalin eğimini nasıl buluyordum? Şuradaki formülde. Teğetin eğimi ile normalin eğiminin çarpımının eksi 1 olması gerekiyordu. Ben teğetin eğimini eksi 2 buldum. Her tarafı arkadaşlar eksi 2 ile bölerek normalin eğimini elde edebiliriz. Eksiler de gitti. Normalin eğimi arkadaşlar 1 bölü 2 çıktı diyoruz. Şimdi geldik gençler ikinci sorumuza. Bana diyor ki bir tane fx fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyonda a noktasından geçmektedir diyor. Tamam diyorum. Ve fx'in a noktasından geçen normalin eğimini istemiş arkadaşlar. Dikkat edin. Diyorum ki ben direktman normalin eğimini bulamıyordum. İlk başta teğetin eğimini bulmam gerekiyordu. Teğetin eğimini bularak normalin eğimine geçiyordum. Ama arkadaşlar şu dikkatimi çekti. Bir m var. Bilinmeyen. İlk önce bu m'yi bulmam lazım. Arkadaşlar eğer bu noktadan bu fonksiyon geçiyorsa noktayı sağlamak zorunda. Yani bu nokta bu eğrinin üstünde. Sana diyor ki bu f'de x gördüğün yere 1 yazdığında sonuç kaça eşit olmak zorundadır? 5'e. Neden arkadaşlar? Çünkü fx eşittir y'di. X'i 1 iken y'sinin 5 olması gerekiyor. Hemen fonksiyonumda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yazdığımı düşünün. 2 çarpı 1'in 3. kuvveti eksi 1'in karesi artı m çarpı 1 artı 1. Buradan yola çıkarak 2 eksi 1 artı m artı 1 eşittir 5 oldu. Hop hop bunlar birbirini götürdü. M de arkadaşlar 2'yi karşı tarafa eksi olarak götürürsem 3 oldu. M'yi 3 olarak buldum. Bu M'yi eğimle karıştırmayın lütfen. Sildim. Buraya 3 yazdım. Şimdi ne diyordum? İlk başta ne yapacaktım? Teğetin eğimini bulacaktım. Teğetin eğiminden yardımla normalin eğimini bulacaktım. Teğetin eğimi de arkadaşlar o noktadaki neye eşittir? Türevine eşittir. Türevini alalım ve x gördüğüm üzere 1 yazalım. Bakın 5 değil. Burada parantez içerisindeki ifade x ile olduğu için x gördüğüm yere 1 yazmam lazım. Hemen gençler ne yapalım? Türevimizi alalım. 2 zaten çarpım olarak baştaydı. 3'ü hop başa attım. 1 çıkarttım. Eksi 2'yi başa attım. 1 çıkarttım. Artı 3 dedim. Şimdi x gördüğüm yere arkadaşlar 1 yazıyorum. 2 çarpı 3 6. 1'in karesi 1'dir. Çarparsam 6'yı elde ettim. 2 çarpı 1 2 artı 3 oldu. Hop topladım 9. 2'yi çıkarttım 7. 7 arkadaşlar teğetin eğimidir. Ama bana soruda normalin eğimini istemiş. Teğetin eğimi ile normalin eğiminin çarpımının eksi 1 olması gerektiğini biliyorum. Teğetin eğimini 7 buldum. Her tarafı arkadaşlar 7'ye bölerek neyi bulacağım? Normalin eğimini.
Normalin eğimi buradan 1 bölü 7 çıktı. Eksiği tabii ki de ne yapmıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Yine bana bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon üzerindeki x eşittir 2 absisli noktadan çizilen teğet x eksenine pozitif yönde. Aa durdum. Bakın x eksenine pozitif yönde açıyı vermiş mi? Evet. O halde direktman bana eğimi bul diye bağırıyordur. Eğim dediğim şey neydi arkadaşlar? Bu açının tanjantıydı. Tanjant 135. Bunu bilmemiz gerekiyor gençler ezbere. Tanjant 135 değeri eksi 1'e eşittir. Hemen diyorum ki eğim eksi 1'e eşit. Hatta teğetin eğimi eksi 1'e eşit. Teğetin eğimi neye eşitti? O noktadaki türeve hangi noktasındasın? 2 noktasındaki. Demek ki 2 noktasındaki türev teğetin eğimine eşit. Teğetin eğimi de tanjant 135'e. Bu da arkadaşlar eksi 1'e eşit. Direktman türevi kaça eşitlemen gerekiyor? Yani eksi 1'e. Hadi bakalım türev alalım. 2'yi başa attık. Üzerinden 1 çıkarttık. X'li ifadede türev başındaki katsayıydı. Yani eksi a. Şimdi x gördüğüm yere arkadaşlar 2 yazacağım ve eksi 1'e eşitleyeceğim. 2 çarpı 2 eksi a eşittir. Kaç diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 1. 4 eksi a eşittir. Eksi 1'den bunu bu tarafa hop bunu bu tarafa atarsam 4 artı 1 eşittir. A. A'yı da arkadaşlar 5 olarak elde ederiz diyoruz. Bana zaten neyi sormuş bakın a'yı sormuş. Geldik şimdi yeni bir dikkatimize. Analitik geometri dersinden birkaç hatırlatma yapalım. İlk hatırlatmamız y eşittir mx artı n doğrusunun eğimi m'dir. Arkadaşlar eğim dediğim gibi birkaç yolla bulunabiliyordu. Diğer bir yolumuz da eğer denklem verildiyse y'yi yalnız bırak x'in kat sayısı bana eğimi veriyordu. Arkadaşlar biz hatırlarsanız türev alırken x'li ifadelerde türev başındaki sayı demiyor muyduk? Diyorduk değil mi? Bakın buradaki eğimimiz neymiş? X'in başındaki sayı. Eğimde neye eşitti bu türevi? Ne kadar bağlantılı aslında görüldüğü gibi. Y eşittir 5 eksi 3x doğrusunun eğimi eksi 3'tür. Çünkü x'in katsayısına baktım. İşaretiyle birlikte almayı kesinlikle unutmuyorum arkadaşlar. Bakın eksi 3'tür diyoruz. İkinci maddemize bakalım isterseniz. A, B, C birer pozitif reel sayılar olmak üzere. İki tane doğru vermiş. Arkadaşlar buna sağ yatık, sola yatık diyoruz. Eğer sağ yatık bir doğruysa açısı dar açıdır. Dar açının tanjantı da arkadaşlar pozitif olmak zorundadır. Eğer senin doğrun sola doğru yatıksa geniş açıdır. Geniş açının da tanjantı eksi olmak zorundadır. Buradan yola çıkarak şu yorum yapabilir miyiz? Sağ yatık bir doğrunun eğimi pozitif yani türevi pozitiftir. Sola yatık bir doğrunun eğimi negatif yani türevi negatiftir diyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar eğim ne demekti? Y bölü x demekti. Buradan yola çıkarak bakın bunun y'si nedir? Şuradaki uzunluktur. Buradaki uzunluk da a birimdir. Bakın şuradaki uzunluk da b birim. O halde y bölü b'den yani y bölü x'ten a bölü x bana neyi verdi? Eğimi verdi. Eğim de neye eşitti arkadaşlar? Türeve eşitti. Ayrıca tanjanttan yola da çıkabilirsiniz. Tanjant karşı bölü komşu demekti. Alfanın karşısındaki kenar a, komşusundaki kenar b, a bölü b oldu. Arkadaşlar burada da aynı şekilde. Burada bunu bu tarafa taşıyoruz. Hop. Arkadaşlar burası a'dır. Burası da c birimdir. Karşısında a var. Komşusunda da c var. Ama neyi unutmuyorsunuz? Eksiyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Çünkü geniş açı, geniş açının tanjantı arkadaşlar negatif olmak zorundadır diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar 2019 AYT sınavında çıkmış soruya. Soru çok 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 güzel bir soru. Aşağıda doğrusal olan f, g, h fonksiyonlarının grafikleri şekil 1'deki birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde. Bu fonksiyonların türevlerinin mutlak değerlerinin grafikleri ise şekil 2'de dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Arkadaşlar bana diyor ki şekil 1'de bunların grafikleri 2'de ise türevlerinin mutlak değeri gösterilmiş. Buna göre f, g, h'nin sıralanışı nedir?
Şimdi arkadaşlar burada ilk önce mavi ile gösterilen, kırmızı ile ve siyahla gösterilen grafiklerin hangilerine ait olduğuna karar vermemiz lazım. Yani mavi F mi, G mi, H mi hangisi? Buna da nasıl karar vereceğiz? Elimde doğrularım var ve türevlerim var. Aralarındaki bağıntı nedir? Doğrunun eğimi türeve eşit olmak zorundaydı. Buradan yola çıkacağız. Yani eğimleri görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğimleri bulurken de şeklimize yakınlaşacağım. Öyle bulacağım. Şeklimize yakınlaşalım bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık? Eğim bulacaktık. Hemen ilk önce mavinin eğimini bulalım. Arkadaşlar eğim y bölü x demekti. Eğer sola doğru yatıksa negatif, sağa doğru yakıtsa pozitif olması gerekiyor. Maviyi ilk önce bulacağım. Bu yüzden mavi kalemimi aldım. Mavinin eğimi, mavi diyorum. M eğim, mavi de mavinin eğimi demek. Arkadaşlar eğim hesaplarken şuradaki açının eğimini hesaplayayım. Dikkat edersem bu tam olarak karelerin köşelerinden geçmiş. Yani direktman karşısındakinin ve komşusundakinin uzunluğunu bulabilirim arkadaşlar. Bakalım 1 birim, 2 birim. Burası 2 birim oldu. 1, 2, 3, 4 birim. O halde tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu ama sola yatık olduğu için eksi yazıyorum. Karşısında 2, komşusunda da arkadaşlar kaç var? 4 var. Bunları sadeleştirirsem eksi 1 bölü 2'yi elde ederim dedim. Şimdi tamamıyla silelim. Mavinin arkadaşlar ne olduğunu ben biliyorum. Eksi 1 bölü 2 eğim. Yani türevi de eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi kırmızıya bir bakalım. İsterseniz kırmızı da arkadaşlar aynı şekilde sola doğru yatık mı? Evet, sola doğru yatık. O halde yine negatif olmak zorunda. Kırmızı diyelim ve negatifimizi koyduk. Şimdi arkadaşlar köşelerden geçen kırmızılarımız şu var. Dikkat ederseniz şurada bir dik üçgen oluşturabilir miyim? Evet arkadaşlar oluşturabilirim. Yine bu açının tanjantına bakalım. Neydi? Karşı bölü komşuydu. 1 birim, 2 birim. Karşısında ne var? 2 var. Komşusunda 1, 2, 3, 3 var. Yani bunun eğimi eksi 2 bölü 3'tür. Eğim de arkadaşlar neydi? Türevdi. Türevi de eksi 2 bölü 3'tür diyeceğiz. Şimdi geldik sıra siyaha. Siyah arkadaşlar ne? Dikkat ederseniz sağ yatık. Sağ yatık olduğu için pozitif olmak zorunda. Şimdi bakın köşelerden geçen herhangi bir şey elde edemiyorum. Diyorum ki bu şekli ben ve şu şekilde devam ettirirsem karşısı en fazla kaç olabilir? 1 olabilir. Doğru mudur? Karşısına 1 dedim. Komşusu 1, 2, 3, 4. 4'ten büyük bir sayı 5 de olabilir, 6 da olabilir, 7 de olabilir bilmiyorum. Buna gençler siz karar verin. Burada çözümü yapan arkadaş 6 demiş. Biz de 5 diyebiliriz. Burada fark etmiyor. Ama 4'ten büyük olması gerektiğini kesinlikle görebiliyoruz değil mi? O halde arkadaşlar şimdi türevleri hakkında yorum yapalım. Şimdi bana ne demiş soruda? Türevlerinin mutlak değerini sıralamış. Ben bunları mutlak değerini alırsam 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve arkadaşlar 1 bölü 5'tir. Bunlar arasında bir sıralama yapabilmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Paydalarını eşitlememiz lazım. Paydalar gençler 30'da eşitleniyor. Bunu 15 ile, bunu 10 ile, bunu da 6 ile genişletiyorum. 15'te genişletirsem 15 bölü 30. 10 ile genişlettim 20 bölü 30. 6 ile genişlettim 6 bölü 30 elde ettim. Şimdi arkadaşlar dikkat edersem en büyük neydi? F'di. En büyük F neresi? Bakın sıralarsam en büyük burası. Bunun ne olması gerekiyor? F. Daha sonra arkadaşlar G geliyor. En küçüğünün de H olması gerekiyor. Bakın buraya bakarak ben neleri yerleştirdim? Hop, fonksiyonlarımın hangisi olduğunu yerleştirdim. Bakıyorum F neymiş? 2 bölü 3 olan kırmızıymış. Demek ki kırmızı F ile gösterilmiştir diyorum. Hemen bakıyorum 15 bölü 30 aslında 1 bölü 2'ymiş. 1 bölü 2 ile kim gösterilmiş? Mavi. Demek ki mavi de arkadaşlar G olmak zorundadır dedik. Hemen bakıyorum 1 bölü 5 H ile gösterilmiş. Yani siyahımız da H olmak zorundadır diyoruz. Şimdi neymiş bu kırmızı? Arkadaşlar G neymiş? Mavi. Ve arkadaşlar H neymiş? Siyahmış. Benden soruda
H0, G0 ve F0'ın sıralanışları istenmiş. Yani sıfır noktasındaki arkadaşlar, x'in sıfır olduğu yer y eksenin üzerinde midir? Evet, sıralama yaparken siyah burada kesmiş, kırmızı burada, mavi burada kesmiş. En aşağıda ne var? En aşağıdaki en küçüktür demek. Siyah var değil mi? Demek ki H0 küçük olmak zorunda. Daha sonra kim geliyor bakın? Kırmızı. Kırmızı nedir? F ile gösterilmiş. F0. Daha sonra en yukarıda da arkadaşlar G, yani mavi olduğu için G0 da en büyükleri olmak zorundadır diyoruz. Şimdi şeklimize bakarsak, hop, nerede bakalım? H0, F0, G0, D'de arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkıdır diyeceğiz. Şimdi geldik 4. sorumuza gençler. Fonksiyonu üzerinde x eşittir bir absisli noktasından çizilen teğet doğrusunun denklemi y eşittir 4-2x'miş. Şimdi gençler, bu soruyu çözmek için hemen görselleştiriyorum. Fx 3. dereceden bir denklem. Kafama göre bir eğri çizeceğim arkadaşlar, fark etmez. Şöyle bir eğri çizdim. Tamamıyla kafadan attım. Gerçek eğrisi değil. Daha sonra dedim ki x eşittir bir noktası burası olsun ve buradaki hop, hatta birazcık şey olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın eğimi eksi, yani geniş açı, geniş açı şeklinde kesmesi gerekiyor. O yüzden yine şöyle yapalım ve şuradan keselim. Şuradan şöyle çizdik. Burası arkadaşlar kaç noktasıymış? X eşittir bir noktasıymış. Bir noktasında teğetmiş. Bu teğetin denklemi arkadaşlar y eşittir 4-2x mi? Bu eğri de fx'miş. Şimdi bir kere bir noktası ikisinin de ortak noktasıdır. Aynen bu şekilde düşünmek zorundasın. Bir noktası x'in 1 olduğu yerdir. Peki y'yi bulabilir miyim diye düşünüyorum. Fx'ime bakıyorum. Y'yi bulmak için a ve b'yi bilmek gerekiyor. Bulabilir miyim? Hayır. Daha sonra bu nokta bunun üzerinde, doğrunun üzerindedir değil mi? Doğrunun üzerinde x gördüğüm yere 1 yazarak y değerini bulabilir miyim? Evet, bulabilirim. Hemen bulalım bakalım. Y eşittir 4-2 çarpı 1'den 4-2, yani 2. Yani arkadaşlar burası 1'e 2 noktasıdır. 1'e 2 noktası hem doğru üzerinde hem de eğri üzerinde olmak zorundadır. Buradan yola çıkarak f1 eşittir 2 diyebilir miyim? Evet. Bunu da sağlıyor, bunu da sağlıyor. Çünkü ikisinin üzerinde. Şimdi bunu düşündükten sonra devam ediyorum. Diyorum ki bu bir noktasında teğet mi? Evet, teğet. Teğeti neymi? O noktadaki o eğrinin türevine eşittir. Yani f'in bir noktasındaki türevi teğetin eğimine eşit. Teğetin eğimi kaç arkadaşlar, burada bir bakalım. Eksi 2 değil mi? X'in katsayısı. Demek ki bir noktasındaki türev de eksi 2 olmak zorundadır. Bakın bunları elde ettim, elde ettim. Şimdi bunları kullanarak a ve b değerlerini göreceğiz. Sağ taraftaki şeklimizi silelim. Şeklimiz daha iyi akılda kalsın diye çizdik arkadaşlar. Bundan sonra sorularımı da çizeceğim. Neyin nereden gördüğünü anlamanız lazım. Burası önemliydi. Şimdi bu gibi sorularda iki tanesini de biliyorsan türevden başla. Çünkü türevi alırken bir tane terim gidecek. Daha az bilinmeyenle uğraşmış olacaksın. Hemen türevden başlayayım diyorum. Bir noktasındaki türevini eksi 2'ye eşitleyeceğim arkadaşlar. Hemen türevini alalım. F'in türevi nedir? 3x kare eksi 3 çarpı üstündekini başa at, üzerindekini 1 azalt. Hemen x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in karesi 1. 3 ile çarptım 3. 3 ile 2'nin çarpımı arkadaşlar 6. 1 ile çarparsam eksi 6. Başında eksi olduğu için bunun eksi 2'ye eşit olması gerektiğini biliyorum. Hop çıkarttım. Eksi 3 eksi a eşittir eksi 2'den. Bunu sağ tarafa hop, bunu da sol tarafa atarsam eksi 3 artı 2 eşittir a'dan. A'yı buradan eksi 1 olarak buldum. Şimdi bakın bunu kullandım. Sıra nerede? Bunu kullanmakta. Ayrıca F1 noktasının 2'ye eşit olduğunu biliyorum. Bunu normal fonksiyonda yazacağım. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in 3. kuvveti eksi 3 çarpı 1'in karesi. Eksi A'yı kaç buldum? Eksi 1 buldum. Çarpı X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Ve sonucu arkadaşlar 2'ye eşitlemem gerekiyor dedim. Şimdi burası kaç oldu? 1. Burası eksi 3. Hop bakın artı 1 oldu. 2 tane eksi yan yana gelirse. Artı B sayısı kaça eşitmiş? 2'ye. Topladım. 2 eksi 3 artı B eşittir 2. Buradaki ikiler birbirini götürür arkadaşlar. Eksi 3'ü de karşı tarafa atarsam artı 3 geldi. Yani B dediğim şey
artı 3'ü eşitmiş dedik. Şimdi benden ne istemişti? A ile B'nin toplamını, A'yı eksi 1, B'yi 3 buldum arkadaşlar. Bunların ikisini toplarsam da cevabım artı 2'dir diyorum. Gençler çok güzel bir soruydu. Ne yaptık bakalım? Şeklimizi çizdik. Şeklimizde bir tane hemen teğet doğrusunu çizdim. Bu nokta bir noktası ama x'in bir olduğu yer. Y'sini nasıl bulabilirim dedim. Ya f'de ya da bu doğru denkleminde yerine yazarak y'yi bulacaktım ama eğri de yani f'de yerine yazamam. Çünkü a ve b'yi bilmiyordum. Burada yerine yazarak arkadaşlar y değerinin 2 olduğunu buldum. Bu ortak noktaysa f fonksiyonunu da sağlamak zorunda. Yani f fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazdığımda sonuç 2 eşitledim. Ayrıca bu noktanın eğimi de neye eşit olmak zorundaydı? Türevi. O noktanın türevini alıp eğimi eşitledik. Eğimimiz de eksi 2'ymiş arkadaşlar. Geldik 2010 LYS sınavında çıkmış soruya. Bana y eşittir şöyle bir parabol vermiş ve x eşittir 2 noktasında teğet olan y eşittir x doğrusunu vermiş. Hemen gelin görselleştirelim. Şöyle bir doğru, yine doğruyu kafadan attım arkadaşlar. Daha sonra y eşittir x doğrusunu çizeceğim. Bakın eğimi arkadaşlar pozitif olduğu için sağ yatık çizdim. Şu noktada teğetmiş. Bu doğru y eşittir x doğrusu. Bu da arkadaşlar fx parabolüdür. Hangi noktayı kastetmiş? X. 2 noktasında x'in 2 olduğu nokta diyorum ki y'yi nasıl bulabilirim? Ya burada ya burada yerine yazacağım. İkisini de sağladığı için burada yerine yazmak daha kolay değil mi? Bilinmeyen yok çünkü. X gördüğüm yere 2 yazarsam y'si de kaç oldu? 2. Bakın buradan yola çıkarak f2'nin kaça eşit olduğunu biliyorum? 2'ye. Çünkü bu nokta f fonksiyonun üzerinde bir nokta. Noktaysa sağlamak zorunda. Yani x gördüğüm yere 2 yazdığımda sonucun 2 olması gerekiyor. Buna karar verdim. Daha sonra türevi hakkında yorum yapacağım arkadaşlar. Ama hangi türevi? O noktadaki türevi. Peki türev teğetin eğimine eşit olmak zorunda. Teğetimiz y eşittir x'di. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? X'in katsayısı. X'in katsayısı gözükmüyor ama burada birkaç vardır? 1 vardır. Yani 2 noktasındaki türev ise 1'e eşit olmak zorundadır. Bunu yaptıktan sonra hangisinden başlayacağınızı düşünürken türevden başlamak sizin için her zaman daha kolaylık sağlayacak. Türevden başlayın arkadaşlar. Hadi gelin bakalım türevimizi alalım. X karenin türevi nedir? 2x artı bx'in türevi b'dir. C sabit sayı, sabitin türevi de arkadaşlar 0'dır. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazıp 1'e eşitleyeceğim. 2 çarpı 2 artı b eşittir. 4 artı b eşittir 1'den. Hop karşı tarafa attım. Eksi 4 b'yi arkadaşlar eksi 3 olarak elde ettim diyorum. Bakın bunu kullandım. Sıra bunda. Burada arkadaşlar normal f'de yani türevsiz olan f'de bana başlangıçta verilen ifadede x gördüğün yere 2 yaz ve sonucu 2'ye eşitle diyor. Yazalım bakalım. F 2 eşittir. Şurada yerine yazıyorum. 2'nin karesi artı. B'yi kaç bulmuştum? Eksi 3. X'i kaç bulmuştum? 2 artı C eşittir. Kaça eşit olmak zorunda? Yine 2'ye. 2'nin karesi arkadaşlar 4. Çarparsam eksi 6 artı C eşittir 2'den. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. Hop. Eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 olarak attım. C'yi de artı 4 olarak buldum. Bana B ile C'nin toplamını istemiş. B eksi 3. C de 4'tür. Toplarsam arkadaşlar artı 1'i elde ederiz diyoruz. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. Yine şekilli bir soru. Yine çok güzel bir soru. Hemen şurada şu yorum yapabilir miyim? Bu nokta ikisinin de ortak noktasıdır. Bu nokta 6'ya 3 noktasıdır. Yani x'i 6 iken sonucunun 3 çıkması gerekiyor. Bakın hemen yorum yaptım. Şimdi türevi hakkında yorum yapalım arkadaşlar. Türev ne demekti? Eğim demekti. Eğim ne demekti? X ekseniyle pozitif yönde yapılan açının tanjantı demekti arkadaşlar. Bakalım pozitif yönde yapılan açı şurası alfa. Bunun tanjantına bakalım. Tanjant da ne demek? Karşı bölü komşu demekti. Karşısı yani burası kaç birim arkadaşlar? 3 birim. Şurası kaç birim? 6 ve 2 arasındaki uzaklık kaçtır? 4'tür. Karşı bölü komşudan türevi de arkadaşlar 3 bölü 4'e
eşittir dedim. Şimdi bunları yaptıktan sonra sorumuzu okuyalım. Yukarıda şekilde fx fonksiyonunun grafiği ve bu fonksiyona 6'ya 3 noktasında teğet olan d doğrusu gösterilmiştir. Bunları çıkarttık arkadaşlar. Bana g fonksiyonu f'ye bağlı vermiş ve g'nin türevini istemiş. Diyorum ki g'nin türevini istediyse ne yapacağım? Tabii ki de türev alacağım. Hadi türev alalım arkadaşlar. G'nin türevi x eşittir. Çarpım var. Çarpımın türevini alacağım. Çarpımın türevi nasıldı? Bir onu hatırlayalım. Birincinin türevi, yani 3x'in türevi nedir? 3 çarpı. İkincinin aynısı, yani direktman kendisini yazıyordum. Artı, daha sonra birinciyi yazıyordum aynı şekilde. Çarpı ikincinin türevini alacağım ama arkadaşlar fonksiyonun içerisinde x'ten farklı bir ifade var. İçinin türevi demeyi kesinlikle unutmuyordum. İkincinin türevini alırken içinin türevi dedim. 2x'in türevi nedir? 2 çarpı fonksiyonun kendisinin türevi dedik. Bakın türevi aldık. Şimdi bana g'deki 3 noktasındaki türevini sorduğu için x gördüğüm yere arkadaşlar 3 yazıyorum. G'nin türevinde 3 eşittir. 3 çarpı 2 çarpı 3. X gördüğüm yere 3 yazdım ya. Kaçı verdi bana? 6'yı. Artı 3 çarpı x gördüm 3. Daha sonra f'in türevinde kaçı verdi? 6'yı verdi. Hemen burada f6'yı ben 3 olarak bulmuştum. 3 kere 3 9. 9 kere 2 arkadaşlar 18'dir. A türevinde 6'yı da bulmuştum 3 bölü 4 olarak. Arkadaşlar hop hop sadeleştirirse buradan kaç kaldı? 9. 3 kere 3 9 artı 3 kere 3 arkadaş 9 kere 3 27'dir. Bir de burada kaç kalmıştı? 2 kalmıştı. Şimdi bunların toplamını hesaplayacağım. Payda değişmezdi, aynen kalırdı. 2 çarpı 9 18. 18 ile 27'nin toplamı da bana 45'i verdi. Yani 3 noktasındaki g'nin türevi 45 bölü 2'ye eşit oldu diyoruz arkadaşlar. Yine çok çok güzel bir soruydu kendileri. Şimdi geldik arkadaşlar dikkatimize. X eksenine paralel bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı 0 derecedir. Pozitif yönde yaptığı açı deyince hemen ne geliyordu aklıma? Eğim. Eğim ne demekti? Tanjant. Tanjant 0. Kaça eşittir arkadaşlar? 0'a eşittir. Yani buradan yola çıkarak eğim 0'dır. Eğim 0'sa arkadaşlar türev 0'dır. Eğer x eksenine paralel bir doğrudan kastediyorsa türevinin 0 olması gerekiyor. Bunu unutmuyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar hangi doğrular x eksenine paraleldir? Mesela sana diyecek ki y eşittir 5 doğrusu. Hemen y'deki 5'i bulacaksın. Doğru dediği için şöyle bir çizgi çizeceksin. Bakın buna herhangi bir noktada teğet olan eğrinin türevi 0 olmak zorundadır. Çünkü eğim 0'dır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela sana diyecek ki x eşittir 3 noktası y eşittir 5 doğrusuna teğettir. O halde 3 noktasındaki türevin 0'a eşit olması gerekiyor diye yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi 6. sorumuzdayız. Bakalım 6. sorumuzda ne diyor bize? Yukarıdaki şekilde alfa açısının 45 derece olduğunu vermiş. Bu açı fx eğrisine x eşittir eksi 3 apsisli noktadan teğet olan d1 doğrusu ile x eşittir 2 apsisli noktadan teğet olan d2 doğrusu gösterilmiştir. Buna göre eksi 3'teki türevi ve 2 noktasındaki türevini bulun. Arkadaşlar türev teğetin eğimi demekti. Eksi 3 noktasındaki teğetin eğimini nasıl bulursun? Açıyı biliyor musun? Evet. Açı neye eşitti? Tanjant 45'e. Açı 45'e eşit olduğu için eğim de tanjant 45'te. Tanjant 45'te 1'e eşittir. Yani buradan yola çıkarak arkadaşlar türevinin 1 olması gerektiğini biliyorum. Hemen geldim 2 noktasına. Arkadaşlar 2 noktasındaki teğete bakıyorum. X eksenine paralel mi? Evet. X eksenine paralelse arkadaşlar nedir diyeceğiz? Açısı 0'dır. Açısı 0'sa tanjant 0. Tanjant 0 0'a eşit. Yani türevi de 0'a eşit olmak zorundadır. Bu kısım önemliydi. Arkadaşlar x eksenine paralel olduğu için bu noktadaki türev 0'a eşittir diyoruz. Bana bunların ikisinin toplamını sormuş. 1 ile 0'ın toplamı da arkadaşlar bize 1'i verir dedik.
Geldik 2010 LYS sınavında çıkmış bir soruya. Bize bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun gösterdiği eğrinin bir noktasındaki, bakın bir noktasındaki demiş. Ben bu noktayı biliyor muyum? Hayır arkadaşlar, ben bu noktayı bilmiyorum. Buraya dikkat edelim lütfen. Herhangi bir noktasındaki teğet doğrusunun denklemi y eşittir 4'müş. Bakın bir tane eğri var. Eğriyi yine kafama göre çizdim. Şurada noktayı bilmiyorum ben. Ama şunu biliyorum. Bu noktadaki şöyle arkadaşlar. Teğet y eşittir kaçmış? 4'müş. Hemen dedim ki ben bu noktayı bilmiyorum ama bu nokta y eşittir 4'e teğet ise x eksenine paralel ya, türevi 0 olmak zorundadır. Demek ki türevini 0 yapan nokta şu noktadır. X bileşenini bilmiyorum, x dedim. Hemen türevini 0'a eşitleyeceğim arkadaşlar. Eşitleyelim bakalım. Türev alalım. Hop. 2 aynı an duruyor. 3 başa geldi. 3'ten 1 çıkarttım. 2 eksi 2 ax. 3'ün türevi de arkadaşlar 0'dır. Yazmasam da olur. Türevini kaça eşitlemem lazım? 0'a. 0'a eşitledikten sonra arkadaşlar buradan bir x değerini elde edeceğim. Bunu karşı tarafa atayım. 6x kare eşittir 2 ax. Hop x'ler birbirini götürdü. Her tarafı 6 ile bölersem arkadaşlar buradan x eşittir a bölü kaç gelir? Hop sadeleştirdiğimde 3. Yani şu noktadaki x bileşeni ne olmak zorundaymış? A bölü 3 olmak zorundaymış. Tamam diyorum, x bileşeni a bölü 3'müş. Ama y bileşenini bulabilir miyim? Arkadaşlar bu nokta ikisinin de ortak noktası ya. Bu noktanın zaten bu doğru üzerindeki herhangi bir noktanın y'si 4 olmak zorundadır. Yani nokta a bölü 3'e 4 noktasıdır. Bu f'nin üzerinde mi? Evet üzerinde. Üzerinde ise f fonksiyonu sağlamak zorunda. Yani f fonksiyonunda x gördüğüm yere a bölü 3 yazdığımda sonucun arkadaşlar 4 olması gerekiyor. Şimdi x gördüğümüz yere a bölü 3 yazacağız. Nereden bu fonksiyonda? Yazalım bakalım. 2 çarpı, hatta burada yazmış bakın. 2 çarpı x gördüğümüz yere a bölü 3 yazarsak a'nın 3. kuvveti a küp. 3'ün 3. kuvveti 27'dir. Daha sonra ne demiş? Eksi a çarpı x gördüğümüz yere a bölü 3 yazacaktık. A'nın karesi a kare, 3'ün karesi 9'dur artı 3. Kaça eşitlememiz gerekiyordu? 4'e. İşlemleri yaptığımızda arkadaşlar buradan eksi a küp eşittir 27'den. A'nın 3. kuvveti eksi 27. Her tarafın 3. dereceden kökünü alırsanız buradan da a sayısının eksi 3 çıkması gerektiğini söylersiniz. Şu kısım çok önemliydi dediğim gibi. Dikkatimize bakalım arkadaşlar. Birbirlerine paralel olan iki doğrunun eğimleri birbirlerine eşittir. Şimdi arkadaşlar yine analitik geometriden gördüğümüz bir kural. İki tane doğru verdi ve doğrular birbirlerine paralel ise y eşittir mx artı a, burası da y eşittir mx artı b olmak zorundadır. Eğimleri eşittir. Buradaki sabit sayıları ama farklıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bu soru bakalım bununla alakalı mı? Bir tane fonksiyon vermiş. Fonksiyonuna teğet olup aynı zamanda x eksenine paralel olan doğruların değme noktalarının koordinatlarını bulunuz. Bakın. Bir tane yine eğri var. Hop, bu eğriyi bilmiyorum. Bu fonksiyonuna teğet olup aynı zamanda x eksenine paralelmiş. Şurayı güzel çizelim isterseniz. Şöyle bir tane doğru x ekseninde de paralel olmak zorundadır. X eksenine paralel olan doğruların eğimleri kaça eşittir arkadaşlar? Sıfıra. Eğimler sıfıra eşitse türevler de sıfıra eşittir. Ama ben bu noktayı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Bu arada değme noktalarını demiş. Demek ki birden fazla noktası vardı. Yani bu aslında iki yerde ne yapmış? Belki üç yerde doğru ile teğet oluşturmuş. Diyorum ki x eksenine paralelse türevi nedir? Sıfırdır. O halde türevini alıp sıfıra eşitleyeyim diyorum. Buradaki noktaları ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz diyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi birden fazla nokta çıkabilir. Türevini alalım bakalım. Hop. 3x kare. Eksi 4 zaten buradaydı. 2'yi başa attım. X artı 4 oldu. Bunu kaça eşitleyeceğim arkadaşlar? Sıfıra eşitleyeceğim.
Buradan yola çıkarak 3x kare eksi 8x artı 4 eşittir 0 sayısını elde ettim. Şimdi ne yapacağım? İkinci dereceden bir denklem olduğu için çarpanlarını ayırıyorum. 3x'e 1x diye ayırdım. Bunu da eksi 2'ye eksi 2 diye ayırdım. Çapraz çarpıp düz yazacaktım. 3 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 6. 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 topladım. Eksi 8 yani ortadaki ifadeyi verdi. Buradan yola çıkarak düz yazmam gerekiyordu. Gerçi burada fark etmiyor. Ters de yazsan, düz de yazsan. Teker teker buradaki ifadeleri sıfır eşitliyordum. Sıfır eşitlersem x'imiz 2 bölü 3 çıkar. Sıfır eşitlersem buradan arkadaşlar x'imiz 2 çıkar. Şimdi bunları bulduk, bırakmak yok. Bana ne demiş? Değme noktalarının koordinatları demiş. Koordinatlar x ve y'lerden oluşur. Ben şu an x'leri buldum. Y'leri bulmak için arkadaşlar x eşittir 2 olan yerde y'yi bulacağız. Tabii ki de fonksiyonda x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor diyorum. Yazalım bakalım. F2 eşittir 2'nin 3. kuvveti eksi 4 çarpı 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eksi 2. 2'nin 3. kuvveti 8 hop 4. 4 ile 4'ü çarptım. 16 artı 8 eksi 2. Arkadaşlar 8 8 topladım 16. Eksi 16 birbirini götürdü. Buradan eksi 2 geldi. Yani 2'ye eksi 2 bir tane noktamızdır. Şimdi ise x gördüğümüz yere ne yazacağız? 2 bölü 3 yazacağız. Ve diğer noktamızı elde edeceğiz. Hatta buna y2, buna da y1 diyelim. 2 bölü 3'ü yerine yazalım. 2 bölü 3'ün 3. kuvveti eksi 4 çarpı 2 bölü 3'ün karesi artı 4 çarpı 2 bölü 3 eksi 2 dedik arkadaşlar. 8 bölü 27 eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 ile çarparsam 16. 3'ün de 2. kuvveti kaçı verdi bana? 9 verdi. Artı 8 bölü 3 eksi 2. Bunun paydasında 1 var. Arkadaşlar hepsinin paydasını 27 yapalım. Bunu 3 ile, bunu 9 ile, bunu da gençler 27 ile ne yapmam gerekiyor? Genişletmem lazım. Hepsinin paydası 27 oldu. 8 eksi 3 ile 16'yı çarparsam arkadaşlar 48'i elde ederim. 9 ile 8'i çarptım 72. Hop bunu çarptım eksi 27 dedik. Hop paydamız 27 olmak zorunda. Üstleri toplayıp çıkartırsak arkadaşlar eksi 22 sayısını elde ederiz diyoruz. Şurası 54 olması gerekiyor. Oraya da lütfen dikkat edelim çarpma işlemlerine. Şimdi geldik arkadaşlar 8. sorumuza. 8. sorumuza bir tane fonksiyon vermiş. Y eşittir eksi 1 doğrusuna teğettir. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar hangi noktada teğet vermiş mi? Hayır vermemiş. Yani aslında buradaki soruya benziyor. Hemen bir tane ne yapalım? Şöyle bir eğrimiz varmış. Şöyle bir y eşittir ne olsun gençler? Eksi 1 doğrusu olsun. Bu doğruya teğetmiş. Ama ben buradaki noktalarımızı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Bu noktaları bulacağım. Ayrıca y eşittir eksi 1'in eğimi nedir gençler? Sıfırdır. X eksenine paralel olduğu için eğim sıfırsa türev sıfırdır. Demek ki türevini alıp sıfıra eşitleyip noktaları bulmam gerekiyor diyorum. Hemen bulalım arkadaşlar. Türevini alalım. Türevi eşittir. 2 aynı anda duruyor. 3 başa geldi. X kare. 3 aynı anda duruyor. 2 başa geldi. 1. Eksi 12 diyoruz. Bunu neye eşitleyeceğiz? Sıfıra. Buradan yola çıkarak 6x kare artı 6x eksi 12 eşittir. Sıfırdan. Her tarafı 6 ile bölersem arkadaşlar artı x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. X artı 2'ye x eksi 1 diye ayrıldım. Ne yapacağım? Teker teker parantez içlerini 0 eşitliyorum. Buradan x'imiz bir eksi 2 geldi. Buradan x'imiz bir de 1 geldi. Şimdi diyorum ki bakın burası çok önemli. İki tane noktam var değil mi? Birinci bileşeni eksi 2, ikinci noktamın birinci bileşeni 1 olmak zorundadır. Çünkü x'leri. Peki y'leri ne? Arkadaşlar y eşittir eksi 1 doğrusuna teğet. Yani y eşittir eksi 1 doğrusu üzerinde. Bu doğru üzerindeyse kesinlikle y bileşeni eksi 1'e eşit olmak zorundadır. Buradan yola çıkarak şu yorum yapabilir miyim? X gördüğüm yere eksi 2 yazdığımda sonucun eksi 1'i vermesi lazım.
Aynı şekilde x gördüğüm yere 1 yazarsam sonucun yine eksi 1'i vermesi gerekiyor. Bunları eşitlersem a'nın alabileceği değerleri elde edeceğim diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım x gördüğüm yere eksi 2 yazayım. F eksi 2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'nin üçüncü kuvveti artı 3 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 12 çarpı eksi 2 artı a eşittir eksi 1. Şuradan devam ediyorum. Eksi 2'nin arkadaşlar üçüncü kuvveti eksi 8'dir. 2 ile çarparsam eksi 16'yı elde ettim. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 3 de artı 12 artı 24 artı a eşittir eksi. Kaçı verdi bana? 1'i. Evet arkadaşlar hop bunları ne yapalım? 12 ile 24'ü topladım 36. 36'dan arkadaşlar 16'yı çıkartırsam 20. 20'yi de karşı tarafa eksi olarak götürdüm. A buradan kaç geldi? Eksi 21 geldi. Yani A'nın alabileceği ilk değer eksi 21 değeridir arkadaşlar. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazıp eksi 1'i eşitleyeceğim. Hemen f1 eşittir diyorum. 2 çarpı 1'in üçüncü kuvveti artı 3 çarpı 1'in karesi şuradaki fonksiyonda yerine yazıyorum yani. Çarpı 1 artı a eşittir eksi 1. Buradan yola çıkarak 2 oldu. Hop burası 3 oldu. Burası arkadaşlar eksi 12 artı a eşittir eksi 1. Hop gençler topladım 5. Çıkarttım. Eksi 7. Eksi 7 karşı tarafa artı 7 olarak geçti. A dediğim şey buradan kaçı verdi bana? 6'yı. Yani A'nın alabileceği diğer bir değer de 6 değeridir. Bana bunların ikisinin toplamını sormuş. Eksi 21 ile arkadaşlar 6 değerlerini toplarsam eksi 15 sayısını elde ederiz diyoruz. Arkadaşlar bize diyor ki fx eşittir. Bir tane eğri vermiş. Bunun üzerindeki x eşittir. Bir apsisin noktasından çizilen teğet. Y eşittir. Eksi 2x artı 4 doğrusuna paraleldir. Hemen ne yapalım? Yine bunu görselleştirelim. İsterseniz yine şöyle bir tane eğrimiz olsun. Arkadaşlar buna bir tane teğet varmış. Bu da x eşittir. Bir noktasındaki teğet olsun. Ben bu teğeti bilmiyorum. Ama bu teğet hakkında yorum olarak şunu biliyorum. Bu teğete bir tane paralel doğru var. Bu da y eşittir. Eksi 2x artı 4'tür. Bunların ikisi birbirlerine paralelse bu da y eşittir. Eksi 2x artı a şeklinde bir denklem olmak zorundadır. Eğimleri eşittir yani. Buradan yola çıkarak bunun yani bir noktasındaki eğim eksi 2'dir. X'in katsayısıydı ya. Bir noktasındaki eğim eksi 2 ise bir noktasındaki türev de arkadaşlar eksi 2'ye eşit olmak zorunda diyoruz. Şimdi türevini alıp kaça eşitleyelim? 1 yazıp eksi 2. İlk önce türevini alalım arkadaşlar. 3 başa geldi. Eksi 2 başa geldi. Bir de m vardı. Bunu unutmayalım. Bir de artı 3 oldu. Eksi 1'in türevi de 0'dır. Şimdi x gördüğümüz üzere 1 yazacağız arkadaşlar. 1'in karesi 1. 3 ile çarparsam 3. Eksi 2m artı 3 eşittir. Kaç dedik? Hop. Kaça eşitmiş? Eksi 2'ye silelim. Eksi 2 yazalım. Topladık arkadaşlar 6 eksi 2m eşittir. Eksi 2'den bunu bu tarafa bunu bu tarafa 6 artı 2 eşittir. 2m'den 8 eşittir. 2m her tarafı arkadaşlar 2'ye böldüm. M sayısını buradan 4 olarak elde ettim diyorum. Şekil çizmek bizim için her zaman önemli. Tekrar söyleyeyim bir tane eğri varmış. Bu eğri üzerinde x eşittir. Bir apsisi noktasından çizilen teğet yani bu teğet. Y eşittir. Eksi 2x artı 4'e paralelmiş. Bakın paralel. Paralellikten yola çıkarak ne dedim? Eğimler birbirine eşittir. Eğim eksi 2 ise buradaki türev de eksi 2'dir. Hangi noktasındaki ama? Bir noktasındaki. Bir noktasındaki türevin eksi 2 olması gerektiğini söyledim. Türev aldım. X gördüğüm yere 1 yazıp eksi 2'ye eşitledim arkadaşlar. Buradan yola çıkarak da n'nin 4 olduğunu elde ettik diyoruz. 10. sorudayız arkadaşlar. 10. soruda bana diyor ki bir tane f eğrisi vermiş. Bu f eğrisi y eşittir 2x eksi 1 doğrusuna paralel olan dikkat edin. Bu doğruya paralel olan teğetlerinin değme noktalarının koordinatlarını bulun diyor. Yine arkadaşlar aslında bir tane eğri var. Tamam mı? Bu eğriye teğet olan
Ama hangi noktalarında bilmiyorum. Mesela bu iki noktada teğet olan bir tane ne olsun? Doğru olsun. Bu doğrunun neye paralel olması gerekiyormuş? Y eşittir 2x eksi 1'e. Diyorum ki o halde bu da y eşittir 2x artı a şeklindedir. Yani eğimleri eşittir. Eğimleri eşitse arkadaşlar türevinin kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Tamam, türevi 2 olacak ama hangi noktadaki? Buralar işte nedir, bizim değme noktalarımız ya. İşte buradaki noktaları soruyor aslında bize. Ne yapacağız? Türevini alacağız arkadaşlar ve 2'ye eşitleyeceğiz. Türevini alalım bakalım. 3'ü başa attım. Üzerindeki sayıdan 1 çıkarttım. Bölü 3. Eksi 2'yi başa attım. Üzerindeki sayı 1. Eksi 6. Kaça eşit olmak zorundaymış? 2. Hop, bunlar gitti. X kare eksi 2x eksi 6 eşittir 2. İkinci dereceden denklemleri çözebilmemiz için eşitliğin bir tarafının 0 olması gerekiyor. Bu yüzden bunu sol tarafa atıyorum. Eksi 2x eksi 6 eksi 2 diye geldi buraya. Toplarsam eksi 8'i elde ederim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Çarpanları ayırma yapacağım. Kaça kaç olarak ayrılır? Eksi 4'ü artı 2 olarak çarpımları eksi 8'i, toplamları da arkadaşlar eksi 2'yi verdi. Yazarsam x eksi 4'e x artı 2 oldu. 0'a eşitliyorum teker teker. Burası 4 oldu. Burası da eksi 2 oldu. Tamam mı? Bana bu değme noktalarının koordinatlarını bulun diyor. Ben x bileşenlerini buldum. Yani diyelim bu nokta eksi 2'ye y'dir. Hatta y1 diyelim. Bu noktada 4'e y2'dir. Peki y'leri nasıl bulacağım arkadaşlar? Bu noktalar kimin üstünde? Hem şuradaki doğrunun hem de bu eğrinin. Eğriden yola çıkarak x gördüğüm yere eksi 2 yazıp y değerini, x gördüğüm yere 4 yazıp diğer y değerini elde etmem gerekiyor gençler. Ne yapalım? Şu kısmı silelim. Fonksiyonlarda noktaları yazıp y değerlerini bulalım. Hop, sildik. Şimdi ne yapalım? X gördüğümüz yere kaç yazalım arkadaşlar? 1 eksi 2 yazalım. Y değerini bulalım. Y eşittir. Eksi 2'nin 3. kuvveti, direktman yazayım. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir arkadaşlar. Bölü 3. Eksi, eksi 2'nin karesi kaçı verdi bana? 4'ü. Eksi 2 yazarsam eksi 2 ile eksi 6'nın çarpımı da artı 12'dir. Artı 1 var. Eksi 8 bölü 3. 12 eksi 4 nedir arkadaşlar? 8. 1 ile topladım. 9'u verdi bana. Paydamız 3. 3 kere 9 27. 27'den de 8 sayısını çıkartırsam 19 sayısını elde ederim. Yani birinci değme noktamız eksi 2 arkadaşlar, 19 bölü 3'tür dedik. Şimdi x gördüğümüz yere kaç yazacağız? 4'ü ve y değerini bulacağız. Y eşittir 4'ün 3. kuvveti. 4'ün 3. kuvveti arkadaşlar 64'e eşittir. Bölü 3. 4'ün karesi hop 16. 4 ile eksi 6'yı çarparsam eksi 24 artı 1'i elde ettim. Gençler bunları da yaparsak işlemimizin sonucunu eksi 53 bölü 3 olarak elde ederiz diyoruz. Yani diğer bir değme noktamız ise 4'e eksi 53 bölü 3'müş diyeceğiz arkadaşlar. Bize bir tane yine parabol vermiş. Bu sefer y eşittir eksi 2x doğrusuna en yakın noktasının koordinatlarını bulun diyor. Bakın, en yakın sorularında arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Bir tane yine doğrum var ve bu doğruma herhangi bir noktada teğet bir tane doğru var. Bana y eşittir eksi 2x'e en yakın olan noktayı bulun diyor. En yakın olan nokta arkadaşlar bu nokta olsun. X'e y noktası olsun. Bu x'e y noktası buradaki teğet ile bunun birbirlerine paralel olması gerekiyor. Bunu ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım. Bu paralellikten yola çıkarak ne diyeceğiz? O noktadaki türevinin kaça eşit olması gerekiyor? Eğimini. Eğim kaç burada arkadaşlar? Eksi 2. Eksi 2'ye eşit olması gerekiyor diyeceğim arkadaşlar. Hemen türevini alalım. 2'yi başa attım. 2'yi başa atarsam 2x oldu. Eksi 8x. 8x'in türevi de nedir? Eksi 8'dir. Bunu kaça eşitliyorum? Eksi 2'ye. Buradan yola çıkarak x bileşenini bulacağım. Hop, karşı tarafa attım. Artı olarak geldi. 2x eşittir. Eksi 2 artı 8 daha 6. Her tarafı 2 ile bölersek x eşittir kaç geldi burada? 3.
Şimdi bu doğruyu ne yaptım? Elde ettim. Şimdi noktayı sorduğu için x bileşeni evet 3 ama bana y bileşeni de lazım. Y bileşeni nasıl bulacağım arkadaşlar? Y neye eşitti? Fx'e. Fx yani 2 noktasının 3 noktasını yerine yazmam lazım. 3 noktasını yerine yazarsam 3'ün karesi eksi 8 çarpı 3 artı 20. 3'ün karesi 9 eksi çarptım 24 artı 20. Eksi 24 artı 20 arkadaşlar eksi 4'tür. 9'dan da 4'ü çıkartırsam 5 sayısını elde ederim. Yani x'imiz 3 iken y değerimiz 5 çıktı. Bana en yakın olan noktayı 3'e 5 olarak buldum diyorum arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Bu kısmı tekrar edeyim isterseniz en yakın sorularında doğruları birbirlerine paralel seçmek zorundasın. Burası eksi 2x ise burası da eksi 2x artı sabit sayı değişebilir. O halde noktayı biliyor musun? Hayır, zaten bana bu noktayı sormuş. Diyeceğim ki bu noktadaki türev eğime eşit olmak zorunda. Eğim kaç? Eksi 2. O yüzden türevi alıp eksi 2'ye eşitledim. Buradan yola çıkarak x bileşenini buldum. Y bileşenini de arkadaşlar fonksiyonda yerine yazarak elde ederiz diyoruz. Geldik ikinci bir dikkatimize. Arkadaşlar eğer doğrular birbirlerine paralel ise eğimler eşit olmak zorundaydı. Eğer doğrular birbirlerine dik ise eğimleri çarpımı eksi 1 olmak zorunda. Bunu zaten teğetin eğimi ve normalin eğiminde değinmiştik, değil mi? Normal ile teğet birbirlerine dik olmak zorundaydı. Bu yüzden eğimleri çarpımı eksi 1'dir. İlla teğet veya normal demez. Hemen herhangi bir iki nokta verir. İki tane doğru verir. İki tane doğru birbirlerine dik derlerse hemen aklınıza ne gelmesi gerekiyor? Eğimler çarpımının eksi 1'e eşit olması gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Geldik şimdi 12. sorumuza. F fonksiyonu üzerindeki x eşittir eksi 1 apsisli noktasından çizilen teğet ile x eşittir 2 apsisli noktasından çizilen teğet birbirlerine diktir. Bakın teğet ve diklikten bahsetmiş. Hemen ne demem gerekiyor? Eğimler birbirlerine eşit değil. Eğimler çarpımı. Mesela bu eğim 1 olsun. Bu da eğim 2 olsun. Çarpımı kaç olmak zorundadır? Eksi 1 olmak zorundadır arkadaşlar. Peki eğim ne demekti? Türev demekti, değil mi? Birinci eğimim. 1 noktasındaki bakalım nokta ne? Eksi 1. Eksi 1 noktasındaki türev olacak. İkinci eğimim ise arkadaşlar 2 noktasındaki türev olacak. O halde eksi 1'deki türev ile 2 noktasındaki türevin çarpımının kaç olduğunu ben biliyorum. Eksi 1 olduğunu biliyorum. Hemen türevlerini alıp x gördüğüm üzere eksi 1 ve 2 değerlerini yazalım. Türevlerini alıyorum arkadaşlar. Türev neydi? Üzerindeki sayıyı başa at. 1 çıkart. 2 zaten burada başa at, 1 çıkart, artı 2x eksi ne ifadesi. Aa hocam bilinmeyen var, ne var diye gözünüz korkmasın. Bir yapalım bakalım belki daha güzel bir şeyler çıkar. Şimdi x gördüğümüz yere kaç yazacaktık? Eksi 1 yazacaktık. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. 4 ile çarparsam eksi 4. Eksi 1'in karesi 1'dir. 1 ile 3'ü çarptım 3. 3 ile 2'yi çarptım 6. Hop burası kaç geldi? Eksi 2 geldi. Eksi ne ifadesi? Düzenlersem arkadaşlar eksi 2 eksi 4 daha eksi 6. 6 ile topladım 0. Bunlar gidip bunun cevabı eksi neymiş? Yani burası eksi ne gibi bir sayıya eşitmiş. Şimdi türevinde x gördüğüm yere arkadaşlar 2 yazacağım. Yazalım bakalım. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 8 ile 4'ün çarpımı da 32'dir arkadaşlar. 2'nin karesi 4. 4 ile 2'yi çarptım 8. 8 ile de 3'ü çarparsam 24'ü elde ederim. 2 çarpı 2'den burası da 4 oldu. 24 eksi neyi unutmuyorum. 24 artı 4 28. 32 ile topladım 60. Bunun cevabını 60 eksi nedir? Bunların çarpımı kaça eşitmiş? Eksi 1'e. Şimdi bunların herhangi bir ne yapalım arkadaşlar? Çarpalım ama parantez yazmayı unutmuyorum. Bunları hop içeri dağıtacağım. Eksi n ile 60'ın çarpımı eksi 60 n'dir. Eksi n ile eksi n'nin çarpımı artı n karedir. Arkadaşlar eksi 1'i sol tarafa atıyorum. Çünkü ikinci dereceden bir denklem elde ettim. N kareyi de başa yazıyorum. Eksi 60 n artı 1 eşittir 0. Şimdi gençler n'nin alabileceği değerler toplamı diyor ya. N'yi bulmak için çarpanlara ayırma yapmak lazım.
Bakıyorum bakıyorum ben burada diyorum çarpanlara ayırma yapamam. Demek ki başka bir şey var. N dediğin şey aslında bu denklemin kökü değil mi? Değil mi? N'ye bağlı yazıldıysa denklemin köküdür. Sana aslında N'nin yani kökün alabileceği değerler toplamını yani kökler toplamını istemiştir arkadaşlar. Kökler toplamının formülü ne? Hatırlayalım. Eksi B bölü A. Eksi B'si ne bunun? Eksi 60. A'sı ne 1? Eksi eksi 60 artıya döndü. Cevabım 60'tır diyorum arkadaşlar. Bakın buradaki şu ifade de çok güzel bir ifadeydi. Kökler toplamını sormuş. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan cevabımız 60 çıktı diyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkatimize bakalım. Yine bir hatırlatma yapacak bize. Bir doğru üzerindeki iki nokta x1 y1 x2 y2 olsun. Bu doğruların eğimi y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Zaten videomuzun başında arkadaşlar buna değinmiştik. Eğim dediğim şey aslında y bölü x ama iki tane nokta varsa y'ler farkı bölü x'ler farkıdır arkadaşlar. Buradan yola çıkarak neyi bulursun? Eğim. Eğim de neye eşit zaten? Hop. Türeve eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 2016 LYS sınavında çıkmış soruya gençler. Evet arkadaşlar A, B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir. Ax kare artı bx parabolü üzerinde bulunan 1'e 2 noktasındaki teğet doğrusu y eksenini 0'a 1 noktasında kesmektedir. Buna göre A ve B'nin çarpımı kaçtır? Hemen görselleştirelim isterseniz arkadaşlar. Bir tane parabol var. Yine kafama göre çizdim. Şöyle bir tane teğet var. Bu teğet neymiş? Kaç noktasında teğetmiş? 1'e 2 noktasında. Ayrıca bu teğet doğrusu y eksenini arkadaşlar kaçta kesiyormuş? 0'a 1 noktasında. Yani üzerindeki herhangi bir nokta 0'a 1 noktasıdır diyorum. Buradan yola çıkarak şunu diyebilir miyim? Ben bu teğetin üzerinde 2 noktayı biliyorum. 2 noktayı biliyorsam eğim hesaplayabilir miyim? Evet, eğim hesaplayabilirim. Birinci noktam 1'e 2 noktası, ikinci noktam 0'a 1 noktası olsun. Eğim formülünü kullanacağım arkadaşlar. Burada ayrıca dikkat etmem gereken nokta şurası. Dikkat edersen bakın aynı koordinatlar alt alta yazılmış. X2, Y2 alt alta, X1, Y1 alt alta yazılmak zorundadır. Bu kısım da önemli. Şimdi ne yapacağım? Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü X'ler farkıydı. 2 eksi kaç diyeceğim? 1. 2'nin altına yazarken x bileşeninin neydi? 1'dir. 1'i buraya yazıyorum bakın. 1'in x bileşeni nedir? 0'dır. Buraya yazıyorum. 2'den 1 çıkarsa 1. 1'den 0 çıktı. 1 bölü 1'den cevabım 1'dir dedim. Tamam mı? 1 ne? Eğim. Eğim neye eşit arkadaşlar? Türeve. Yani bu noktasındaki türev de 1'e eşit olmak zorunda. Hangi noktasında? X eşittir 1 noktasındaki türev kaça eşittir? 1'e. Ayrıca bu nokta yine bu parabolün üzerinde değil mi? Fx parabolünün. Evet, bu nokta üzerinde ise noktayı sağlamak zorunda. Yani x gördüğüm yere 1 yazdığımda sonucunun arkadaşlar 2 çıkması gerekiyor. Bakın 2 tane ifade elde ettim. Bu 2 tane ifadeyi kullanarak A ve B değerlerini bulacağım diyorum. İlk önce türevden başlayın demiştim. Türevini alalım. X gördüğüm üzere 1 yazalım. Hemen türevini alıyorum arkadaşlar. 2'yi başa attım. Bir de A var. 2AX artı B oldu. X gördüğüm yere 1 yazarsam hop ne olacak? Şurayı silelim. 2A artı B olacak arkadaşlar. 2A artı B ifadesi de kaçı verdi bana? 1'i verdi. Kutu içine alayım. Daha sonra normal olan fonksiyonda yani bu fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazdığımda da sonucun 2 olması gerekiyor. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1'in karesi 1'dir. A ile çarptım. A artı B ifadesini 2 buldum. Ne yapacağım gençler? Tabii ki de taraf tarafa yok etme metodunu uygulayacağım. Ne yapalım? Alttaki denklemi eksiyle çarpalım. Eksiyle çarparsam hop hop oldu ve topladım. B'ler birbirini götürdü. 2A'dan A giderse A kalır. 1'den de 2 giderse yani 2 ile çıkartırsam eksi 1 oldu. Herhangi bir denklemde yerine yazayım. A ile B'nin toplamı 2 idi ya. A gördüğüm yere eksi 1 yazıp karşı tarafa yollarsam B'yi de 3 olarak elde edebilirim. Bana bunların çarpımını sormuş. Eksi 1 ile 3'ün çarpımı da arkadaşlar eksi 3'e eşittir diyoruz. Şimdi geldik son alt başlığımız olan arkadaşlar teğetin normali denklemine. Şimdi yine analitik geometriden hatırlatmalar yapacağım. Bunlara dikkat edelim lütfen. Bir fx fonksiyonunun
X0 apsisli noktasındaki teğetinin eğiminin türev olduğunu biliyoruz. Yani eğim türeve eşit arkadaşlar. Şimdi ise analitik geometri dersinden x0, y0 noktasından geçen ve eğimi m olan bir doğrunun denkleminin y-y0 eşittir eğim çarpı x-x0 olduğunu hatırlayalım. Bu kuralı arkadaşlar adınızı bildiğiniz gibi bilmeniz gerekiyor. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi yazma formülüdür. Buradan hareketle fx fonksiyonuna üzerindeki x0, y0 noktasından çizilen teğetin denklemini de şu şekilde elde edebiliriz. Tek fark arkadaşlar eğim gördüğümüz yerine yazacağız. Türev yazacağız diyoruz. Şimdi geldik 13. sorumuza. 13. sorumuzda bize diyor ki fx eşittir eksi x kare eksi 4 eğrisine 1 eksi 1 noktasından çizilen teğetlerin değme noktalarının apsislerini bulun. Bakın bir tane ne var? Parabol var. Bu parabol hop şöyle teğetlerin şuradan ne olsun? Teğet olsun ve 1'e eksi 1 noktasından çizilen teğet şuymuş. Ben bu noktaya biliyor muyum? Hayır arkadaşlar ben bu noktayı bilmiyorum. Ben bu noktaya ne diyorum? A diyorum. A olsun. X bileşeni A ise Y bileşenini nasıl bulursun? Tabii ki de fonksiyonda X gördüğün yere A yazarak. Yazarsam X gördüğüm yere eksi A'nın karesi eksi 4 ifadesini elde edebilirim. Bu teğet için arkadaşlar ne buldum ben şu an? İki tane nokta buldum. İki tane noktayı biliyorsam eğimi hesaplayabilir miyim? Evet hesaplayabilirim. İlk önce noktalarımı yazayım isterseniz. Eksi A kare eksi 4'e hop, diğer bir noktamız 1'e eksi 1'dir. Eğim neye eşit olmak zorundaydı gençler? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y'lerimizi çıkartalım. Eksi a'nın karesi eksi 4 eksi eksi 1 dedim. Buraya bunun koordinatı olan a'yı yazmam lazım. A eksi 1 elde ettim. Arkadaşlar hop paydayı aynen yazayım. Eksi eksi neye dönüştü? Artıya. Eksi a kare. Eksi 4 artı 1 daha eksi 3 oldu. Şimdi ben burada neyi buldum? Bu doğrunun eğimini buldum. Eğim başka nasıl bulunurdu? Türevle bulunur, değil mi? Bu noktadaki türev de buna eşit olmak zorunda. Doğru mudur? Bu türev A'ya eşittir diyorum. Şimdi türev A'yı bulalım. Türevini alalım isterseniz ilk önce arkadaşlar. X eşittir. Eksi 2 başa geldi. Üzerindeki sayıdan 1 çıkarttım. Eksi 2x'tir ama bana A noktasındaki türev gerekli olduğu için A noktasındaki türevde x gördüğüm yeri A'yı yazarak elde edebilirim. Yazdığımda da burası neye dönüştü? Eksi 2A'ya. Bakın şurada farklı bir denklem oluşturdum. Bu denklemi şurada yazıp çözelim gençler. Eksi 2A eşittir. Eksi a'nın karesi eksi 3 bölü a eksi 1. Ne yapacağım? Hop içler dışlar çarpımı. Eksi 2a ile arkadaşlar a eksi 1'i çarpacağım. 1 ile eksi a kare eksi 3'ü çarptım. Hop bunları içeri dağıtıyorum gençler. Eksi 2a'nın karesi artı 2a eşittir. Eksi a'nın karesi eksi 3. Bunların hepsini sağ tarafa yollayayım arkadaşlar. Eksi a kare durduğu yerde dursun. Eksi 3 de durduğu yerde dursun. Bu karşı tarafa artı 2a'nın karesi eksi 2a olarak ne yaptı? Geçti. Eksi a'nın karesi artı 2a'nın karesinden neyi elde ettim? A'nın karesini. Eksi 2a buradaydı. Bir de eksi 3 var. Şimdi ne yapacağım? A'ları bulmak için arkadaşlar çarpanlarına ayırma yapmam lazım. Kaça kaç ayrılır? A eksi 3'e A artı 1 diye ayrıldım. Hop 0 eşitliyorum. A'yı buradan bir 3 buldum. A'yı buradan bir de kaç buldum? 1 eksi 1. Buldum bu A noktaları değme noktalarıdır. Doğru mudur? Bana zaten değme noktalarının apsislerini bulun demiş. 3 ve eksi 1'dir diyoruz arkadaşlar. Bize bir tane fonksiyon vermiş ve bu fonksiyonda x eşittir bir apsisin noktasından geçen teğetin ve normalin denklemlerini bulun diyor. Arkadaşlar bunları bulmamız için denklem formülünü bilmemiz lazım. Denklem formülünü yazalım ilk önce. Bu arada bu denklem formülünü uygulamak için de bir tane eğime ve bir tane noktaya ihtiyacım var. Hemen yazalım formülü. Y eksi y0
eşittir eğim çarpı arkadaşlar x eksi x sıfırdır. İlk başta ne yapalım? Noktayı bulalım. Noktamızın x bileşenini biliyor muyum? Evet biliyorum. Y bileşenini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Fonksiyonda yerine yazarak y bileşenini bulabilirim. Çünkü fx neye eşitti? Y'ye eşitti. Hemen y noktasını bulalım. Hatta burada bulalım. Y eşittir. X gördüğüm yere 1 yazacağım arkadaşlar. Hop eksi 2 çarpı 1 eksi 1'den. 1'in 3. kuvveti 1. 2 ile çarptım 2. Eksi 1, eksi 2, eksi 1. Hop hop bunlar birbirini götürdü. Cevabım eksi 2'dir. Yani bir tane noktam olması gerekiyordu ya. X 0'a y 0 noktası. Bu noktalarım arkadaşlar x bileşenim 1, y bileşenim de eksi 2'dir. Bunu buldum. Sıra nerede? Eğimi bulmakta. Eğim neydi? Türev demekti. Ama neredeki? O noktadaki türevdi. Hemen bunu bulalım. Türevini alalım arkadaşlar. Türev 2 zaten baştaydı. 3'ü başa attım. Üzerinden 1 çıkarttım. Eksi 2x eksi 2 ifadesi. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazacağım. 1'in karesi 1. 3 çarpı 2'den burası 6. Eksi 2 eksi 2 oldu. Hop eksi 4. 6'dan da 4'ü çıkartırsam arkadaşlar kaçı elde ederim? 2'yi. Şimdi bu bulduğum şey aslında teğetin eğimidir. Teğetin eğimi 2. Şimdi ilk başta teğetin denklemini yazalım. Daha sonra normalin denklemini oluştururuz arkadaşlar. Hemen formülde yerine yazıyorum. Şuraya da şunu diyeyim. Teğet denklemi. Y eksi y sıfırım kaç arkadaşlar? Eksi 2 eşittir. Eğimim kaç? 2 çarpı. X eksi x sıfırım kaçtır? 1'e eşittir. Y iki tane eksi yan yana gelirse artıya döner. Y artı 2 eşittir. 2'yi de içeri dağıtırsam arkadaşlar 2x eksi 2 oldu. Doğru denklemlerinde y'yi yalnız bırakmamız lazım. Hop bunu karşı tarafa attım. Eksi 2 diye. Yani y eşittir. 2x eksi 4 ifadesine eşit oldu diyorum. Teğet denklemini oluşturdum. Sıra nerede? Normal denklemini oluşturmakta. Yine bir tane noktaya bir tane de eğime ihtiyacım var. Noktam değişmez arkadaşlar. Aynı noktadan geçtiği için noktamız 1'e eksi 2 noktasıdır. Ama neyi bulmam lazım? Normalin eğimini. Şöyle bir kural vardı değil mi? Teğetin eğimi ile normalin eğiminin çarpımının eksi 1 olması gerekiyordu. Ben teğetin eğimini 2 buldum. Her tarafı arkadaşlar 2'ye bölerek normalin eğimini elde edebilirim. Yani buradan yola çıkarak normal eşittir. Eksi 1 bölü 2 çıktı. Yine aynı denklemi kullanacağım arkadaşlar. Denklem değişmez. Y eksi y 0 eksi 2'dir. Eğim çarpı eğimimiz eksi 1 bölü 2. X eksi x sıfırımız yani 1'imizdir arkadaşlar. Şurada eksi olsun. Şimdi ne yapalım? İki tane eksi yan yana geldi. Artıya döndü. Burada bir içler dışlar çarpımı yapmak zorundasın. 2'yi karşı tarafa atalım. 2 ile y'nin çarpımı 2y. 2 ile artı 2'nin çarpımı arkadaşlar artı 4'tür. Şuradaki eksi 1'i de içeri dağıtırsam eksi x artı 1'i verdi bana. Amaç y'yi yalnız bırakmaktı arkadaşlar. Buraya lütfen çok dikkat edelim. Bunu karşı tarafa eksi 4 olarak yolladım. 2y eşittir. Eksi x eksi 3 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. Y buradan kaç çıktı? Eksi x eksi 3 bölü 2 çıktı. Cevap şıklarında bu varsa bunu işaretleyin. Bu yoksa yukarıdaki ifadeyi eksi parantezine alman gerekir. Eksiyi alırsan x, eksiyi alırsan artı 3 oldu. Cevabım eksi x artı 3 bölü 2'dir. Hangisi cevap şıklarında varsa arkadaşlar onu kullanın diyoruz. Geldik 15. sorumuza arkadaşlar. Bize yine 3. dereceden bir eğri vermiş. Ve bu eğriye x eşittir eksi 1 noktasında teğet olan doğrunun fx fonksiyonunun kestiği diğer noktayı soruyor. Diyorum ki bir kere bir diğer noktayı bulmam için teğeti bulmam lazım. Yani teğet denklemini oluşturmam lazım. Hadi bakalım teğet denklemini oluşturalım. Denklem oluştururken bir noktaya bir de eğime ihtiyacım vardı. Noktamızın x bileşenini biliyorum. Eksi 1. Y bileşenini de yerine yazarak bulabilirim. Yazalım bakalım. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. Eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptım. Artı 2. Eksi 3 ile eksi 1'i çarparsam arkadaşlar artı 3'ü elde ederim. Buradan yola çıkarak da y'yi 4 olarak buldum. Yani x0, y0 dediğim nokta eksi 1'e 4 noktasıymış. Şimdi arkadaşlar eğimi bulacağım. Eğim neydi? Türevdi ama o noktadaki türev yani eksi 1 noktasındaki türevi elde etmem lazım. Bunun için türevi bulalım. F'in türevi bakalım.
3'ü başa attım. Üzerinden 1 çıkarttım. 2 buradaydı. 2'yi de başa attım. Eksi 3. Şimdi x gördüğüm yere kaç yazmam gerekiyor? Eksi 1. 3 çarpı eksi 1'in karesi artı. Çarptım. 4 çarpı eksi 1 eksi 3'ten. Şurası kaç? Hop 3. Şurası kaç? Eksi 4 eksi 3. Hop hop birbirini götürdü. Bakın eksi 1 noktasındaki türev de kaça eşitmiş? Eksi 4'e eşitmiş diyorum. Şimdi teğet denklemini oluşturalım arkadaşlar. Denklem formülü nasıldı? Y eksi y 0. Y sıfırımız kaça eşit? 4'e. Eğim çarpı eğimimiz eksi 4'tü. X eksi x 0'dır arkadaşlar. Parantezde yazdım. Eksi olduğu için artıya döndü. Y eksi 4 eşittir. Eksi 4 içeri dağıtırsam eksi 4 x eksi 4 oldu. Hop bunu karşı tarafa artı 4 olarak götürdüm. Hop hop birbirini götürdü. Yani y'miz buradan eksi 4 x çıktı. Bu benim neyim ama? Teğet denklemi. Şimdi arkadaşlar bu teğet denklemini oluşturduk. Bana ne diyor? Fx ile kesiştiği diğer noktayı. Bir kere birinci nokta x eşittir eksi bir noktasıdır. İkinci noktayı soruyor. Kesiştilerse birbirlerini eşitlemem gerekiyordu bu fonksiyonları. Fonksiyonları birbirine eşitleyeceğim. Yani birinci eğrim x küp artı 2x kare eksi 3x. Diğer doğrum da teğetim de eksi kaçtır? 4x'tir. Bunları birbirlerine eşitleyerek kesiştikleri noktaları elde edelim. Bunu hop karşı tarafa atıyorum arkadaşlar. X üzeri 3 artı 2x kare eksi 3x artı 4x eşittir 0 oldu. Şunları bir düzenleyelim isterseniz. Artı x eşittir 0 oldu. Şimdi x parantezini alalım buraya gençler. X parantezini alırsam 3 tane x'ten bir tane x aldım. 2 tane x kaldı. Burası artı 2x. Burası da artı 1 eşittir 0 oldu. Teker teker denklemleri 0 eşitleyeceğim. Burası zaten dikkat edersem x artı 1'in parantez karesidir gençler. X çarpı x artı 1'in parantez karesi 0'a eşitlersem arkadaşlar buradan bir x'imiz kaç gelir? 0 gelir. Buradan bir de x'imiz eksi 1 gelir. Zaten eksi 1 olduğunu ben biliyorum. Şey yapmama gerek yok. Bana diğer noktayı yani x'in 0 olduğu noktayı sormuş. Diğer kestiği noktayı derken x ve y sıralı ikisini soruyor arkadaşlar. X bileşenini 0 buldum. Y bileşenini de herhangi bir denklemde ya teğet denkleminde ya da şurada gördüğünüz eğride yerine yazacağım. Burada yerine yazayım. 4 çarpı 0'dan cevabım 0 oldu. Burada da yerine yazsam arkadaşlar yine 0 elde ederim. Yani diğer bir noktam da 0'a 0 noktasıdır diyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi 2019 AYT sınavında çıkmış son sorumuza. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiğine iki noktasından çizilen teğet doğrusu gx fonksiyonunun grafiğini bir noktasında teğettir. İlk önce arkadaşlar okuduğumuz bunu ne yapalım? Bir görselleştirelim. Bir tane teğet doğrusu varmış. Bu teğet doğrusu f fonksiyonunu iki noktasında teğetmiş. G fonksiyonuna da bir noktasında teğetmiş arkadaşlar. Şurası g fonksiyonu olsun. Burası da f fonksiyonu olsun. F'de 2 noktasında teğet. G'de de gençler bir noktasında neymiş? Teğetmiş. Şimdi hani burada F2 diyor ya F2'yi nasıl bulabilirsiniz? X gördüğünüz yere 2 yazarak. Nereden bu? F'de. F'de X gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi kaçtır? 4 artı A çarpı 2'den 2A. Arkadaşlar hemen G'ye geçtim. G1'i bulalım. X gördüğümüz yere 1 yazarsak burası da ne olur? B olur. Şimdi eğimi 3 farklı yolla elde edebilirsiniz. Şimdi eğim eşittir diyorum. Birinci yol eğim neye eşitti? Teğetin eğimine yani iki noktasındaki arkadaşlar türeve eşittir. Hop. Ayrıca burada G'ye gelirsem bir noktasında teğet olduğu için G'deki bir noktasındaki türeve eşittir. Bakın bu ikinci yolumuz. Üçüncü yolumuz da şu değil midir? Ben bu teğet üzerinde iki tane nokta biliyorum. İki noktası bilinen doğrunun eğimini hesaplayabiliyordum. Nasıl hesaplıyor biliyordum? Y'ler farkı bölü x'ler farkıydı arkadaşlar. Y'ler farkı hemen y'miz ne? Birinci y'miz 4 artı 2a. İkinci y'miz ne arkadaşlar? B bölü. Birinci x'imiz ne? 2. İkinci x'imiz de 1'dir. Bakın bunlara eşit olmak zorundadır. Şimdi ben iki noktasındaki türevi ve bir noktasındaki türevi elde edeyim. Arkadaşlar türevi almış. X karenin türevi 2x artı a'dır.
X gördüğüm yere 2 yazarsam türevimiz neye eşitmiş? 4 artı a'ya. Hemen geliyorum. 2 noktasındaki türeve 4 artı a dedim. Şimdi 1 noktasındaki türeve bakacağım ama g fonksiyonu. Türevini aldım. 3b'nin karesi oldu. X gördüğüm yere 1 yazarsam 3b oldu. Buradaki ifade de 3b'ye eşitmiş. Buradaki ifade arkadaşlar 4 artı 2a eksi b bölü 1. 1'i yazmasam da olur. Diyorum ki şu an ben iki farklı denklem elde ettim. Bu birinci denklemim olsun. Şu da arkadaşlar ikinci denklemim olsun. İlk başta birinci denklemimizi çözelim. Birinci denklem bana diyor ki 4 artı a eşittir 3b. Bunu karşı tarafı arkadaşlar eksi olarak götürürsem 3b eksi a eşittir kaç oldu? 4. Aynı şekilde ikinci denklemimizi çözeceğim. 3b eşittir 4 artı 2a eksi b ya. Bunları sol tarafa yolluyorum. 3b eksi b karşı tarafı artı b olarak geldi. Eksi 2a eşittir 4'ten. 3b ile 1b'nin toplamı arkadaşlar kaçtır? 4b'dir. Buradan eksi 2a eşittir. Kaç geldi? 4 geldi. Hatta direktman bunu yazmayalım da şöyle 2 ile bölünmüş halini yazalım. Hepsi 2'nin katı değil mi? Hepsini 2 ile bölersem arkadaşlar ne olur? Hop şurayı silelim. 2'ye böldüm. 2b. 2'ye böldüm 1. 1'i yazmasam da olur. 4'ü 2'ye böldüm. 2 elde ettim. Şimdi taraf tarafa yok etme metoduyla arkadaşlar a ve b değerlerini elde edeceğim. Alttaki denklemi eksiyle çarpıyorum. Hop, daha sonra topluyorum. 3b eksi 2b'den 1b. A'lar birbirini götürdü arkadaşlar. 4'ten de 2 çıkarsa 2 sayısını elde ederim. Herhangi bir denklemde b gördüğüm yere 2 yazıp a'yı elde edeceğim. Burada 2'yi yazalım. 3 çarpı 2 6 eksi a eşittir 4. 6'dan kaç çıkarsa 4 olur. 2 a'yı da kaç olarak elde ettim? 2 olarak. Bana a ile b'nin çarpımını sormuş. 2 ile 2'nin çarpımı da 4'ü verdi. Cevabım 4'tür diyorum gençler. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda türevin geometrik yorumunu gördük. Analitik geometriyi öğrendikten sonra tekrar videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.